İftar yemeği için kazanlar kaynamaya başladı. Yemekler ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'dan. Deprem zamanı haftalarca depremzedelere yemek pişiren Mehmet Şef şimdi bir kez daha depremzedeler için o bölgede ve o noktaya gidelim, Kahramanmaraş'a. CNN Türk ekibinden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk Mehmet Şef'le beraber. Fulya, bütün ekibe kolay gelsin diyoruz ve en önemli soruyla geleceğim. Menüde ne var? Nasıl bir mesaj yükselecek Kahramanmaraş'tan? Senden dinleyelim. Sevgili Göksu, çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Kahramanmaraş'tayız. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü. Deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti ama acılar geçmedi. Başta Kızılay olmak üzere birçok dernek, STK deprem bölgelerini yalnız bırakmadı. Şimdi Ramazan ayındayız. Biz Ramazan'ın ilk günlerinde de deprem bölgelerindeydik. Bir kez daha bölgedeyiz. Depremzedelerin sesini duyuruyoruz. Buradaki durumları anlatıyoruz. Bu kez Kahramanmaraş'tayız. Şu an Kızılay'ın Kahramanmaraş'taki aş evindeyiz. Sen de söyledin yayının başında. Mehmet Şef içeride yemek pişiriyor. Bugün aslında Ramazan ilk gününden bu yana Kızılay deprem bölgelerinde iftar yemekleri düzenliyor. Yemekler dağıtıyor ama bugün diğerlerinden daha başka olacak. Bugün çünkü Kahramanmaraş'ın şehrin tam göbeğine dev masalar kurulacak. Binlerce kişi bir arada iftar yapacak. Orucunu açacak ve menüyü, yemeği Mehmet Şef hazırlıyor. Şimdi dışarıdaydık, içeriye doğru giriyoruz. Kazanlar kaynıyor, dev kazanlarda yemekler pişiyor. Akşama büyük bir hazırlık var. Bakın Mehmet Şef'i de görüyorsunuz efendim. Menüyü kendisi hazırladı ve yemeğin başında da buradaki hem gönüllülere hem Kızılay'daki aşçılara tarif veriyor. Mehmet Şef'im merhabalar. Güleciğim merhabalar, selamlar. Şimdi ben yayının başında söyledim, bugün menü Mehmet Şef'ten. Evet. Menüde ne var, hazırlıklar nasıl gidiyor? Ya şöyle işte buraya gelmişken dedik güzel bir biraz da değişiklik olsun. Çok güzel bir ala zahman çorbası yapacağız. Gördüğün gibi şu. Buraya özgü bir yemek mi Mehmet? Yok. Saray mutfağına özgü bir yemek. Daha sonra güzel bir filiz kebap yapacağız. Yani güzel bir et yemeği yapacağız. Etli sebzeli bir yemek yapacağız. İstanbul pilavı yapacağız, böyle havuçlu, üzümlü. Ben de hani buraya gelmişken biraz değişiklik olsun istedim. Farklı yemekler çıksın. Yemekler olsun istedim. Daha sonra da bir güllaç yapacağız. Tas güllaç yapıyoruz. Saray mutfağında taslarda yapılırdı güllaç, böyle tepside değil de. Güzel de bir güllaç yapacağız. Şu anda alazaman çorbasının sosuna başladık. Etleri yaptık. Patatesler kızarıyor. Bak burada da nohutumuz geldi. Nohutlar geldi. Doğukan Yıldırım gel göster. Yani Mehmet Şef deprem zamanında Maraş'ta, Antep'te, birçok Hatay'da, birçok bölgede zaten haftalarca yemekler pişirdi. Yüzlerce gönüllüyle bir aradaydı. Bir kez daha deprem bölgesindesiniz ve neler hissediyorsunuz Mehmet Şef'im? Ya tabii çok şey değişmiş. Hani bizim geldiğimizde gerçekten çok bambaşka durumdaydı. Şu anda çok bambaşka bir duruma gelmiş. Toparlanmış her şey. Tabii ki bu şu değil. Her şey bitmiş değil. Burada herkes yine elinden geldiğini yapıyor. Ama bölgeyi de unutmamak lazım. Ben de hani böyle bir Kızılay'la birlikte böyle bir şey yapayım. Hem o günleri hatırlayalım. Hem de bir daha onlara moral, motivasyon verelim istedim. Bir dayanışma örneği de sergileniyor Mehmet Şef'im. Yani ben açıkçası evet, STK'lar, dernekler, Kızılay'ımız zaten en başta bölgeyi unutmuyor ama birçok insanın gündeminden düştü. Farkındasınızdır. Sizin gibi ünlü isimlerin bölgeye gelmesi de örnek teşkil ediyor. Nasıl bir mesaj verirsiniz Mehmet? Ya ben şunu söylüyorum. Mesela deprem bölgesine geldiğimiz zaman biz aşağı yukarı bir aya yakın kendi imkanlarımızla işi götürmeye çalıştık. Buradaki insanlara çok büyük moral, motivasyon verdik. Ama o bir aydan sonra bütün malzemelerimizi Kızılay'dan almaya başladık. Yani Kızılay depolarından almaya başladık. Burada tabii ki Kızılay var, sivil toplum örgütleri var. Ama insanlarımızın da buraya desteğini ve moral ve motivasyon desteğini unutmaması gerekiyor. Bu çok değerli. Çünkü acılar, insanlarla konuşuyoruz, travmalar devam ediyor. Evet, fiziken değişti, enkazlar kaldırıldı, binalar yapılıyor ama yürekteki yara kapanmadı. Kapanmadı, çünkü depremde biz geldiğimiz zaman da bunu gördük. Yani bir evden
4 ya da 5 kişinin kaybeden insanlarla tanıştık. Ya bu insanların sadece yiyecek içecek değil, moral ve motivasyona da ihtiyacı var. Hani ben de bu anlamda gelip, şimdi burada yapacağımız yemekleri yaklaşık 7 bin kişilik bir hazırlık var şu anda burada. 7 bin kişi? Evet. Kahramanmaraş'ın göbeğinde olacağız. Akşam beraber olacağız. Evet. Biz de sizin yaptığınız yemeklerle inşallah deprem dedelerimizle beraber olacağız ve yemek yiyeceğiz. 7 bin kişilik şu an yemek pişiyor. 7 bin kişilik yemek hazırlıyoruz ve bunu Maraş'ın meydanında dağıtacağız misafirlerimize, deprem dedelerimize. Onun için şu anda akşam 7'ye yetiştirmeye çalışıyoruz. Kazanlar kaynıyor. Değil mi? Kazanlar kaynıyor. Tekrar menüyü alalım. Et var bir yandan görüyoruz. Evet, burada güzel bir filiz kebap dediğimiz böyle etli sebzeli bir yemek yapacağız. Ondan sonra bu patatesler et için. Kerevizlerle böyle sebzelerle güzel mercimekli bir alazaman çorbası yapacağız. İstanbul pilavı yapacağız. Havuçlu ve üzümlü. En sonunda da tas güllaç. Sana da bir ikramdan, tas güllaçtan ikram edelim. Mehmet Şef'in peki diğer tarafta da hazırlık var. Yani bilmiyorum akşama yetişecek mi? Pişiyor şu an ama ne zaman bir rahat yetiş. Sen 7 bin ismini duyunca panikledin ama burada gerçekten güzel bir ekip var. Ustalarımız zaten bu konuda tecrübeli. Biz sadece zaten tarif desteği ve bizim yaptığımız yeni yemeklerle alakalı nasıl yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama burası çok büyük bir yer yani. Burada da şimdi ben az önce baktım soğanları doğrayanlar, hava hanımlar da var orada. Çok büyük bir alan. Burası bir de burada da şimdi hazırlık yapılıyor. Görüyorsunuz makinalarla burada sebzeler doğranıyor. Tabii bir de şu var. Şimdi yarına da hazırlık yapılıyor. Yani bu yemeğin 5 gibi hazır olması lazım. Çünkü buradan sevk edilecek ve dağıtılacak. Mesela orada hanımefendi yarının artık patateslerini soyuyor. Yani güzel bir organizasyon var burada. O günlere de gittiniz değil mi Mehmet Şef'im? Siz haftalardır. Yani biz de istifade etmiştik sizin yaptığınız yemeklerden. Ben de sizi ne zaman görsem hep o günlere gidiyorum. Bugün burada üzerinden bir yıl geçse de bölgeyi unutmadığınız için başta ben size teşekkür ediyorum. Ben de Mehmet çok teşekkür ediyorum. Ya tabii unutmak kolay değil. Yani şehre girerken hemen burada 13 güne yakın Avşar Kız Öğrenci Yurdu'nda biz yemekleri yapmıştık. Ve hüzünlendik. Değil mi? Görünce bir yani daha. O tabii işte ben Ebrar sitesine ziyarete geldiğimde sen yayın yapıyordun. Hiç rahatsız etmek istemedim. Mesela o gün aklıma geldi. Yani burada ilk anda geldiğimizdeki o Maraş'taki soğuk hava, işte insanların durumları aklımıza geldi ama şu anda maşallah yani çok şey derlenmiş, toparlanmış. Tabii ki bu derlenme kesinlikle çekmememiz gerekiyor. Mehmet Şef'im peki sizin gibi ünlü isimlere, vatandaşlara, şimdi bayram da geliyor. Bir hafta sonra bayramı yaşayacağız. Burada ne var? Burada da burası doğrama yeri. Yani burada görüyorsunuz genç hanımlar ve arkadaşlar, Kızılay gönüllüleri. Burada görüyorsunuz şu anda yarının hazırlıklarını yapıyorlar. Bu tarafta da yarın var. Burası doğrama, orası ön hazırlık, diğer taraf pişirme. Evet. Mehmet Şef'in yarım kaldı. Şimdi bayram geliyor. Haftaya bayram. Deprem bölgelerine yapılacak ziyaretler önemli, insanlara destek olmak açısından hem ünlü isimlere hem vatandaşlar için nasıl bir çağrınız olur? Ya şöyle bir çağrım olur. Burayı unutmasınlar. Yani bayramın bir gününü bu tarafa gelenler mutlaka buraya uğrayarak bir çikolatayla vesaire, yani burada çok da çikolata çok önemli değil. Evet. Belki ama bir şekerle buradaki depremzedelerimize uğrayıp bir selam verebilirler, onu mutlu edebilirler. Tabi bu arada ben başka bir konum daha var. Şimdi ben yaklaşık deprem bölgesinde 34 güne yakın kaldım. Evet. Şimdi şeyle alakalı, bu Kızılay'la alakalı o zamanlar bir kızgınlık oluştu. Bu kızgınlık çok işe yarar bir kızgınlık değil bana göre. Çünkü ben deprem bölgesinde kaldığım süre içerisinde insanların göstermiş olduğu tepkilere saygı duyuyorum. O zaman yapılan hatalar vardı. Ama gördüğünüz gibi herkes gitti, Kızılay kaldı. Yani Kızılay şu anda hala bölgede devam ediyor.
Sadece mesela bugün değil, her gün aslında bu yemekler şey çıkıyor ama bugün daha büyük bir sofra kurulacak. Aslında her gün dağıtılıyor. Tabii bugün her gün bu sofra dağıtılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela sadece burada değil, Maraş'ta, işte burası Maraş, Hatay'da, Islahiye'de, Nurdağan'da, Gaziantep'te, her yerde, dünyanın her yerinde hizmete devam ediyorlar. O zaman gösterilen tepkileri anlıyoruz ama bugün başımız sıkışsa gene ilk gideceğimiz yer, bize ilk ulaşacak kişi Kızılay. Şu anda ciddi anlamda bir kan sıkıntısı olduğunu duyuyorum. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Artık kan, tabii ki Ramazan ayında veremeyiz ama Ramazan bittikten sonra mutlaka herkesin yine kan vermeye başlaması lazım. Yani Kızılay bizim çocukluğumuzdan beri, hatta benim babaannem mesela zarfları Kızılay'dan alır, onun içine bağışları koyar, gönderirdi. Yani kurban derileri öyle. Bu anlamda Kızılay'a olan desteğimizi de hiçbir zaman için yitirmememiz gerekir diye düşünüyorum. Bu mesajı da buradan vermek istiyorum. Yani herkes elinden geleni yapıyor ama bizim çocukluğumuzdan beri en ufak bir olayda insanların yanına koşan Kızılay'ı da unutmasınlar. Dediğim gibi hatalar yapıldı. Bence orayı unutalım. Kızılay'da yeni bir sayfa açıldı. Yeni başkan hanım Fatma Meriç Hanım da akşam bu arada burada olacak. O da gelecek. Evet. Akşam sofrada beraber kendisiyle de görüşeceğiz. Ve biz Kahramanmaraş'ta tam iftar vakti de canlı yayında o atmosferi de göstereceğiz. Yani merkezde o atmosfer çok iyi, güzel olacaktır. Yani, dayanışma içinde. Kesinlikle ben de heyecanlıyım. Yani işte Mart'ın ortalarında ben ayrıldım buradan. Ben de o zamandan beri ilk kez yemek servisi yapıyor olacağım. Ben de heyecanlıyım ve gerçekten çok mutluyum. Kızılay'a da çok teşekkür ediyorum. Tekrar bizi buluşturduğu için. Bu arada Kahramanmaraş'ta da hava epey sıcak oldu. Burada da bu yemek biraz, evet. Pişirmek hiç kolay değil. Mehmet Şef'im gözünü de röportaj yapıyoruz ama gözünü de bir yandan o kazanlardan ayırmıyor. Bakıyor aşçılarımız nasıl hareket ediyor, doğru yapıyorlar mı diye. Bir de bu iş mesela çok kolay değil yani. Toplu yemek yapmak hiç de kolay değildir. Şimdi 7000 kişilik yemek diye bakmayın. Ya bunun arkasında çok büyük bir emek var. Tabii. Yani bu soğanlar falan hepsi elde doğranıyor. Büyük bir emek var. Bir de Mehmet Şef'im şunu da söyleyeyim. Dünden geldi. Evet. Buranın nabzını tuttu, toplantılar falan öyle kolay değil yani. Malzeme listelerini yazdık. Hı-hı. Bir de şimdi büyük jüriye ben çıkıyorum mesela şimdi. Ha, değil mi? Yemekleri dağıtacaksınız. Evet, yemekleri dağıtacağım. Akşam iftar çadırında olacağız. Bakalım yemeklerimizi beğenecekler mi? Ama beğenirler ya. Beğenirler tabii. Mehmet Şef'im yani. Siz yani yaparsınız da beğenilmez mi? Mehmet Yalçınkaya efendim Kahramanmaraş'ta dün geldi, işte binlerce kişi için yemek hazırlığı devam ediyor. Burası Kahramanmaraş Kızılay'ın aşevi. Gördüğünüz gibi onlarca kazanda etler, çorbalar, patatesler, birçok yani yemek görüyoruz ama hala şu an pişiyor, pişme aşamasında. Akşam 17'de tam anlamıyla bitmiş olacak yemekler, evet, bitmiş ve olacak. Paketlenecek galiba. Yerinde dağıtacağız. Bazı yerlere paket olarak gidecek. Evet. Dediğim gibi yani bu büyük bir organizasyon. Alanda dağıtacağız. Farklı yerlere de göndereceğiz. Her gün yaklaşık burada zaten 7000-8000 kişilik bir yemek üretimi yapıyor Kızılay. Bu tabii kolay bir organizasyon değil. Yani evde biliyorsunuz 5 kişiye yemek yapıldığı zaman bile bir sorun çıkıyor yani. 1000 kişiye yani. Büyük büyük masalar, uzun masalar tam merkezde. Buradan bizi Kahramanmaraş'taki izleyicilerimize de seslenelim. Çağrımız olsun. Biz akşam Mehmet Şef'imle beraber, Kızılay Başkanı ve çok kıymetli yine gönüllülerle beraber Kahramanmaraş merkezde belediyenin tam olduğu noktada olacağız. O masalarda biz de yemekleri dağıtacağız. Ve o... Bakalım mı Alazaman çorbasına? Bakayım. Alazan mı adı? Evet. Alazahman. Alazahman çorbasına şimdi bakıyor şimdi. Mercimeğini attık, nohutunu attık. Orada kerevizini atalım abi, kerevizle. Kerevizini, soğanını kavuracağız. Aha. Reyhanlı çok güzel bir sos yapacağız. Burada kazanlara birleştirip sonra bağlayacağız. Çok akşamları da böyle serin, yoğurtlu bir çorba olacak. Ha, yoğurtlu olacak. Evet, gerçekten. Oo, güzel.
Valla biz de akşamı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık Teşekkür Mehmet. Teşekkür ediyoruz. Akşam iftar çadırına bekliyoruz. Evet tabii ki geleceğiz. Çok sağ olun efendim. Siz de sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Mehmet Şef yemekleri yapmaya devam ederken biz dışarıda yayınımızı sonlandıralım. Efendim bu arada benim de çorbada tuzum olsun diyorsanız tabii bu, bütün bu gıdalar, bütün bu ürünler gönüllülerin yapmış olduğu bağışlarla oluşuyor. Bir yandan da mesela Kızılay'a destek olabiliyorsunuz işte fitre yazıp 1877'ye, fire yazıp 1877'ye de göndererek bu şekilde de bağışta da bulunmuş oluyorsunuz. Akşam Kahramanmaraş'ta iftar vaktinde canlı yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.